Sayın İbrahim Tatlıses'e bir kez daha sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğu için. Erkan'a da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Umarım çok iyidir şu anda. İşte bildiğiniz gibi her hafta elemeler, şarkılar. Geçen gün haberleri izlerken çok ilginç bir haberle karşılaştık. Flash TV'de, Flash Haber'de. Bir müftü, Hakkari'de bir müftü, Çukurca müftüsü Sayın Adnan Zeki. Müftü gerçekten inanılmaz bir enerjiye sahipti. Şarkı söylüyordu. Bizim için ilginç kısmı buydu. Ve öyle bir montaj yapmışlar ki sanki Adnan Bey gelmiş Popstar Alaturka'nın sahnesinde şarkı söylemiş. Sonra da bizim değerli jüri üyelerimiz not vermiş, puan vermiş gibi bir montaj yapmışlar. Dedik ki acaba bu haberi hep beraber bir izlesek Popstar Alaturka ekranında sizlerin tepkisi nasıl olur? İlk önce bir haberi izleyelim. Hakkari Çukurca'da sazlı sözlü bir etkinlik, gösterinin starı ise işte bu müftü. Sevkaladenin fevkinin de fevkinde. Ben beğendim. Sempatik müftümüz yalnızca şarkı söylemekle kalmıyor. Attığı bu soloların yanında... Çok güzel halk müziği okuyor. Düet yapıyor. Koro yönetiyor. Tebrik ederim. Notumu da verebilirim isterseniz. Buyurun lütfen. 10. 10 verdi Orhan Gencebay. Numaram 10 efendim. 10 verdi Bülent Ersoy. Profesyonel şarkıcılara taş çıkaran müftümüz hani popstara konuk olsaydı Diva Bülent Ersoy'dan böyle yorum alacak, Orhan Gencebay bile ondaki cevheri anında fark edecekti. Müzikalitesi icabı güzel okudu. Bazı detonelerin olmasına rağmen şunu söylemek istiyorum. Stüdyoya girsen kesinlikle bu eseri canavar gibi okursun. İşte sevgili Hakkari Çukurca müftüsü Adnan Zeki Bıyığı hep beraber izledik. Bu arada jüri üyelerimiz birer birer geldiler. İşte Bülent Ersoy. Hoş geldiniz Bülent Hanım. Tabii bu arada diğer jüri üyelerimiz de buradaydı. Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan da burada. Sevgili jüri üyelerimiz, siz pek başını göremediniz ama Hakkari Çukurca müftüsü Adnan Zeki Bıyı izledik. Ben içeride. İzleyebildin mi Armağan'cığım? Peki acaba bu arada bir şeyler mi oluyor orada? Ben kaçırdığım bir şey mi var Orhan Bey? Heh, tamam peki. Müftü burada. Müftü alkışlarınız da burada. Kendisine bu zevki tattırmak istedik. Adnan Zeki Bıyı karşınızda canlı canlı söyleyecek. Alkışlarınız Adnan Zeki Bıyık için.
eline, kına yakar başına, köller takar belinde, altın kemer öyle. Adnan Zeki Bıyık. Adnan Bey hoş geldiniz. Sağ olun Zeki. Biz arada sırada diyoruz ki jüri, ya devlet memuru gibi adamsın diyoruz. Sahnede biraz hareketli ol. Hem devlet memuru hem müftü nasıl buldunuz? Eyvallah. Sağ olun. Biz haberlerde izleyince sizin enerjinizi çok sevdik. O sahnedeki mutluluğunuzu gördük. Eyvallah. Mutlu musunuz şu anda? Bu orkestrayla mutlu olmamak kabil midir? Ne güzel çalıyorlar. Bülent Hanım. Bülent Hanım siz izlememiş olabilirsiniz. Diğer jüri üyelerimiz de izlememiş olabilir. Armağan'cığım sen izledin galiba. Flaş Haber'de öyle bir montajlamışlar ki sizler 10 veriyorsunuz. Ben olsam bir daha gösteririm. Çünkü onlar da zevkle izleyeceklerdir Osman Tan Bey. Evet. Şimdi gösteremiyormuşuz. Yukarıdan tamam, haber geldi. Tamam efendim. Nasıl buldunuz icrasını, sahne üzerindeki duruşunu? Öteki gibi okuyor. Öteki? Zeki Bey gibi. Büyük Hanım. Zaten bakın çok ilginç. Siz tezinizi bana bir bilgi vermiştiniz yayından önce. Bir söyler misiniz jüri üyelerimize de? Benim üniversite lisans tezimdi. Üstadın hayatı, notalarını, şiirlerini bir araya getirdik. Normalde teolojide musiki olmaz ama... Biz orada bir ilk yapmış olduk üstadım. İlahiyat Fakültesi'nde Zeki Müren üzerine evet, bir tez yazmış. Evet. Kendisinin bir de mistik bir eseri vardı. Annesinden meşk etmiş Hayriye Hanım'dan. Onda notaya aktarılmıştı. Emir Sultan İlahisi diye. Hicaz makamındaydı üstadım. Evet. Orhan Bey siz de bir şeyler ekleyeceksiniz. Aslında hani bakıldığında Türk sanat musikisinde tasavvufla müziğin diğer formları iç içedir. Ve genelde din görevlileri müziğin içinde tarih boyu her zaman yer almışlardır. Evet. En sonlarından bir tanesi meşhur üstadımız, pirimiz Hafız Saadettin Kaynak onlardan bir örnektir. Onun eseriydi zaten bu. Tabii, zaten onun evet, eseriydi. Ve yalnız o değil, tarihte bu hep böyle olmuştur. Ve Türk musikisinin içerisinde 40'ın üzerinde olan formundan en az 15 tanesi sanıyorum o civarda olanı tasavvuftur. Yani yaradanı odaklayan eserlerden oluşmaktadır tamamıyla. Ve genelde din görevlilerimiz burada çok büyük hizmet yapmışlar, duyarlılık göstermişlerdir. Zaten müezzinler de ezanı ve mevlutları biliyorsunuz makamlarla okurlar hep. Yani onlar da konservatuara giderler, öğrenirler ek olarak. Mesela çok özür dilerim. Dayanamadım birden. Sabahları gerçekten bu çok önemli konuydu. Bülent Hanım değindi. Sabahları ezan sabah makamında okunur genelde. Sabahi ağır bir sakin bir tonda. Rebe molle. Evet. Ayrıca öğlende Hicaz Uşşak. Öğlenden Rast. Sonra ikindi de Hüseyin'i mesela. Akşamleyin Acem Aşıran biraz daha ve yatsıda rast genelde tercih edilir. Aslında her makam okunur da bilhassa böyle bir gelenek vardı. Yani bunu vurgulamak isterim. Din görevlileri makamları çok iyi bilirlermiş zamanında. Peki çok teşekkür ederiz. Bu eseri nereden geçtiniz? Efendim üstadım. Bu eseri estağfurullah nereden geçtiniz? Kayseri'de Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda hocamızla birlikte geçtik. Bunu Doktor zamanında Mustafa kim Oya okumuştu bilirsiniz. Safiye Hanım. Safiye Hanım okumuştu. Evet. Çok meşhurdu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin Safiye abla. Evet. Atamızın da çok sevdiği bir eserdi. Çok evet. Evet çok. Peki. Siz benden çok yaşayacaksınız. Şimdi onu söyleyeceğim. Eyvallah. Size evet, de uzun ömürler dilerim. Adnan Zeki Bıyık'a bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ta Hakkari'den geldi. Bizleri kırmadı.
Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyiciler. Biraz önce rahmetli için büyük hanım dedim. Aramızda espri vardı. Rahmetliyle evet. O bana küçük hanım derdi. Ben de ona büyük hanım derdim. Allah rahmet eylesin. Onun için öyle büyük hanımı dedim. Aranızdaki bir espriden kaynaklı. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bunu da öğrenmiş olduk. Osman Tan Bey. Efendim. Ben bir iki bir şey söylemek istiyorum mümkünse. Sandalye mi? Peki. Efendim? Sandalye. Ben en küçük hanım. Hayır sandalye mi? Yok ben bir şeyler söylemek başka. İstiyorum. Başka. Sandalyeyle de bağlantılı. Sandalyeler. Evet. Buyurun. Ne oldu sandalyeler senin? Geçen haftada 25 adet alınmıştı. Bu hafta da yine anonsumuzu yapacağız. Bakalım programımızın sonunda kaç tane tekerlekli sandalyemiz olacak. Öncelikle Bostancı Gösteri Merkezi'ni dolduran bütün hayranlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Yine beni utandırmadılar. Çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar ayaklarınıza sağlık. Efendim 34.30'a boş bir mesaj atarsanız 5 YTL'dir bunun karşılığı. Akülü tekerlekli sandalye kampanyasına destek oluyorsunuz. Bu desteğimiz bizim programımız boyunca devam edecek. Ben bunu her hafta yenileyeceğim ve sizler de ne olur bir tanecik mesaj atarsanız akülü tekerlekli sandalye kampanyasına destek olmuş olursunuz. 34.30'a boş bir mesaj atıyorsunuz. Çok 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 teşekkür ediyoruz şimdiden. Bunun dışında geçen hafta ben bir yere davetliydim fakat konserim dolayısıyla maalesef gidemedim. İstanbul yetiştirme yurtları ve çocuk yuvalarında kalan 2000 çocuğumuza İstanbul Belediyesi Spor AŞ spor salonlarını açmış ve spor şöleni yapmışlar orada. Onları bizlere kazandırabilmek için hepinizin desteğini bekliyoruz. O günde emeği geçen Günaydın Restoran'a 2000 çocuğumuzu doyurmuşlar o gün. Ve İstanbul Belediyesi'ne sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bütün iş adamlarını da bu tür kampanyalara destek olmak için davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ebru Gündeş. Bunlar çok önemli mesajlar. Ederim.